Yıllarca onları sadece sponsor olarak gördüler. Gelin çiçeği bile onlardan daha kıymetliydi. Gelinler estetik fotoğraflar verirken onlar ağaç gibi durmakla suçlandılar. İtildiler. İkinci plana, hatta üçüncü plana itildiler. Üstelik ceplerindeki son kuruşa kadar verene kadar. Damada şiddete hayır. Adaleti fotoğraf stüdyosunda ya da fotoğrafçıda aramamak gerekiyor. Çünkü bir giyim mağazasına gittiğinizde, bir çocuk giyim mağazasına gittiğinizde küçük köşede erkek reyonunu bulurken koca bir kadın kız çocuklarına ayrıldığını görürsünüz. Yani bu bir nevi bir sosyal adaletin tecellisi. Ha, efsane adamlar çıkmadı mı? Tabii ki çıktı. Benim damatlarım genellikle o efsane adamlardı. Bu bir kader değil beyler. Farkındalığın olduğu sürece süper kahraman gibi kendini hissetmekten vazgeçip kendi doğallığında yaşadığın sürece böyle şeyler başına gelmez. Peki doğallığı neyle sağlamlaştırmak gerekiyor? Tabii ki bilgi birikimini arttırarak. Yani doğal olarak entelektüel olmak gerekiyor. Bu yüzden benim damatlarım genellikle böyle adamlardı ve şanslılardı. Peki diğer damatlara, önerilere gelirsek öncelikle damatlıktan başlayalım. Damatlık konusunda seçiminizi yaparken belli bir tarza sahip olmanız gerekiyor. Yani bu tarzı yansıtması gerekiyor o damatlığın. Ve yanı sıra gelinliğin de tarzına uyumlu olması gerekiyor. Bu konuda yıllarını bu işe vermiş ve benim de smokinlerimi tasarlayan Ahmet Gündoğdu'ya sormak istiyorum. Evet Ahmet Bey, sizin bu konudaki fikrinizi alalım. Bu seneki damatlıklar, nasıl damatlık seçmeli insanlar? Benim damatlık için önerim, tabii ki gün çok özel. Öncelikle onu es geçmemek lazım. Ama rahat edeceğiniz bir damatlık olması. Çünkü o gün hareket edeceksiniz. Oynayacaksınız, güleceksiniz. Ona göre hareket ederken sizi kasmayacak bir damatlık olması lazım. Öncelikle bu. Günün modası ya da kalıcı moda diye bir şey var damatlıkta. Kalıcı moda siyah ve beyaz üzerine ağırlıkta olan damatlıklar. Günün modası ise her sezonun kendine has öne çıkan renkler var. Örneğin bu sene bordo ceket, siyah pantolon ya da fuşya bir ceket altına siyah pantolon gibi renkler var. Damatlık seçerken de özellikle şu lazım. Bulunduğunuz ortama göre hareket etmeniz lazım. Çok sosyal bir ortamınız varsa günü yakalayacak çok güncel renkleri tercih edebilirsiniz. O çünkü kendi toplumunuzda da rağbet görür. Ama kapalı bir ortamda ya da bulunduğunuz ortam çok sakin böyle bir ortamdaysa, siz orada yaşayacaksanız kalıcı renklerden tercih etmeniz lazım. Bu da en başta siyah olarak gelir. Ama en önemlisi bugünü güzel geçirebilmek için, o günü rahat geçirebilmek için kendinizin rahat edeceği, bulduğunuz sosyal ortama da uygun bir damatlık seçmeniz lazım. Teşekkür ederim. İyi günler. Ahmet Bey'e bu konuda teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Sıra geldi damat adamın saçına. Damat adamın saçı da kıyafeti kadar önemli. Bu konudaki uyarım bence mümkün mertebe alıştığınız berberinize gitmeniz. Çünkü alıştığınız berberiniz sizin saçınızı tanıyor ve bu konuda hiç zorlanmadan size şekil verebilecek. İkincisi, ona bırakın kendinizi. Çünkü o gün artık kontrolü bırakma günü. Zaten biz erkekler bunu başarabiliyoruz, onda sıkıntı yok. Kontrolü bırakın, rahatlamaya bakın. Biliyorsunuz berber bizim için de bir rehabilite merkezi. Keyfini çıkarın o gün. Biliyorsunuz düğünlerimizde bir evli bir de bekar sadıcımız olur. Bekar sadıç koşturmak için, evli sadıç fikir ve düşünceleriyle yardımcı olmak için. Bu konuda ikisini de sağlam adamlardan seçmenizi öneririm. Çünkü ikisi de önemli vezirler diyelim onlara. O günü size rahat geçirecek ya da çok iş yaparak geçirmenizi sağlayacak insanlar. Sorumluluklarınızı onlara yıkın. arabanın süslenmesi, çiçeğin alınması, başka şeyler yıkın. Siz rahatınıza bakın, rahatlayın. Çünkü stres o günün size iyi geçmemesine sebep olacaktır. Kapatın şartelleri, anlayışlı olmaya bakın. Çünkü karşıda bizim kadar anlayışlı olmayan başka bir cins var. Gelinler aman dikkat. Evet, artık bir sınıf atlıyorsun ve damat olmakta senin önündeki bir tümsek. Daha çok yolun var, merak etme. Sınıf atlayıp ilk önce eş, sonra baba, sonra belki dede olacaksın. Ve bütün bunların başlangıcı da burası dostum. Onun için kendinin farkında olduğunu söyledik. Kendini iyi hissetmesin ki iyi başlayan şey iyi gider. Bunun için iyi bir de köprü görevi görmen gerekiyor. Çünkü görecek de sana olacak yegane şey bu. İnsanlar arasındaki köprü görevi görmek. Sana kolay gelsin diyorum. Damatlık zor iş. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla fotoğraf görmek için Instagram ve Facebook hesabını ziyaret edebilirsiniz. Düğün fotoğrafı ve hazırlıkları ile ilgili daha fazla üretkenlik için abone olup beğen tuşuna basarak bu kanalı destekleyebilirsiniz.